Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Mikrofon bir tane olduğu için şu an elimde tutuyorum. Böyle röportaj yapar gibi bu videoyu gerçekleştireceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi bir makinenin önündeyiz. O makinenin sahibi de Mehmet kardeşim. Sağ olsun İstanbul'da çıktı geldi yanımıza ziyaretimize. YouTube'daki videolarımın altından iletişim bilgimi aldı. Benle iletişim kurdu. Görüştük kendisiyle. Herkese söylediğim gibi son zamanlarda ona da söyledim. Ekran kartı bulduktan sonra geri kalan kısımda biz üzerimize düşeni yaparız diye. Sağ olsun o da İstanbul'da yazıcı olduğundan Kadıköy'de vesaire toplamış ekran kartlarını. Çıktı yanımıza geldi. Bugün de sabahtan beri bu makinayla uğraştık. Ortaya da güzel değişik bir şey çıktığına inanıyoruz. Niye bunu böyle söyledim? Çünkü şu anda bir tane kartımız eksik olmakla birlikte toplamda 12 tane ekran kartının olduğu bir rig tasarımı yaptık. Kasayı da sıfırdan burada hazırladık. Dizilimini de yaptık. Ama özel kısmı nedir? Özel kısmı şu anda bu ASRock H110BT anakartın AMD tabanlı ekran kartlarında sadece 8 tane görüyor olması. Dolayısıyla ne yaptık? 2 tane ASRock anakart kullandık. Yani şu an şu gördüğünüz rigin üstünde 12 tane ekran kartı, 6 bir anakartı, 6 tane de bir anakartı olmak üzere yerleştirdik. Çalıştırmasını yaptık. Şu anda da 6'lı çalışıyor. Şimdi Mehmet'e sormak istiyorum. Bu işe girmek nereden aklına geldi? Mehmet, sorayım sana. Şöyle söyleyeyim, uzun zamandır araştırıyordum zaten. Ama tabii uzun zaman önce bu kadar geliri yoktu. Son zamanlarda geliri arttığı için bu işe girmeye karar verdim. Tamam, peki kartları ben biraz bahsettim ama nereden buldun, kaça buldun aşağı yukarı? Biraz onlardan bahseder misin bize? Yani kartları bu piyasada bulmak gerçekten zor. Hele hele bir yerden bulmak o sizin şansınıza kalmış tamamen. Türkiye'de artık para borsa gibi bir şey oldu kartlar. Yani bir yerden 5 tane aldım, bir yerden 6 tane aldım. 2 yerden, 3 yerden evde topladım artık. Fiyatı şu anda 6.000-6.500'e geldi. Yani tanesi 6.500 gibi bir şey mi geldi? 6.500 liraya. Evet, tanesi 6.500 diyebiliriz. 6.500-6.500 liraya geldi. Ama sadece neyi hesabı da katmadın şey alırken, anakart alırken? Onu bahsetmiştik. Tabii. Son zamanda buraya geldikten sonra sürpriz oldu bize. Anakartı seçerken dikkatli seçmeniz gerekiyor. İncelemeyi yapmak gerekiyor. Evet. Kaldırmadım mesela bütün 12 tanesini. Bir tane daha ekstra yanına koymak zorunda kaldım. Yani kaldırmadı derken şudur. 8 tane AMD'de ekran kartı destekliyor. Evet. 4 tane de Nvidia destekliyor. Ekran kartlarımız hepsi AMD olduğu için o yüzden kaldırmadım. Doğru mu? Evet, doğrudur. Zaten 12 tane AMD aldığım için tekrar bunları da satıp yerini aramayacağım için mecburen bir tane daha anakart eklemek zorunda kaldım. Peki power supply'lar ilk defa gördüm Mehmet, ben bu şekilde power supply. Normalde ben 800 watt civarı kullanıyorum. Bunlar kaçlıktı, nasıl bir şeydi, biraz anlatsın onları bize. Power supply'lar 1650 watt. Markasını şu anda ben de tanımlıyorum. Ama Bitcoin için yapılmış power supply'lar. Bitcoin madenciliği için üzerinde öyle bir şeyler yazıyor galiba. Yani bunlar Bitcoin için yapılmış, evet. Onlar için üretilmiş. Zaten giriş söketleri falan bayağı çok, ondan artı yönde. Güzel yani, iki tanesi bu gördüğünüz şeyi kaldırıyor mesela. Yani bir tane power supply şu an 6 tane, belki de kastırsak 8 tane falan power şeyi, ekran kartını besleyecek durumda. Bayağı güzel. Yani markası evet hakikaten aklınıza gelmiyor. Ama 1650 watt ve mining için geliştirilmiş bir power supply. Şu an göremiyorsunuz. Kameranın açısı dışında biraz. Ne marka? RedRock yazıyor üstünde. Evet, RedRock diye bir marka. Evet. Hiç duymadım işin doğrusu ama şu an yaklaşık 2-3 saattir görevini yapıyor. Şimdi videonun sonuna doğru konuyu toplayacak olursak bir tane daha ekran kartı gelecek buraya. O yolda kargolanacakmış. Onu da hesaba katarak söylüyoruz. Yaklaşık 12 tane ekran kartı var burada, RX580. Ve yaklaşık olarak bunun elektrik hariç şu anki Ethereum kuruyla vesairesiyle geliri ne kadar dönemek? Sen hesaplamıştık az önce. Yani bugünün kuruyla
TL olarak hesaplarsak 8.000-8.500 lira aylık geliri var. Geliri var. Elektriği de çıktıktan sonra. Evet. Elektriği de çıktıktan sonra 8-8.5 lira, doların 7.90, Ethereum'un 1700 lira, 1800 lira olduğu bir kurda 8-8.5 bin lira geliri var bu makinenin. Hep söylediğimiz gibi bu işe ya girmeyin, ya girmeyi düşünüyorsanız artık düşünmeyin, girin. Mehmet de artık düşünmeyi bırakıp girenlerden. Yani pasif gelir diyebilirsiniz, aktif gelir diyebilirsiniz bunlar. Haklı sayılır bir para aylık getirecek. Şu şartlarda da yaklaşık olarak bir yılı bulacak ya da biraz daha az amorti süresi makinenin. Güzel bir makine oldu. Keşke son dakika sürprizleri yaşamasaydık. Anakartımızda işlemci olsaydı burayı da canlandıracaktık. Bunları da artık Mehmet eve gittiği zaman kendi halledecek. Uzaktan yardım edeceğiz kendisine yine. Halledeceğiz. Yorumcu arkadaşlardan, bana ulaşan arkadaşlardan 100 kişiden 98'i sağ olsun hayır duası ediyor. Hakkımızda iyi şeyler söylüyor. Hep söylüyorum, biz içi dışı bir insanız. İşte mekanımız da burası. Gelmek isteyen de bekleriz. Çayımız, kahvemiz de var. Kimse yanında getirmesin. Diyeceğim o, ama %2, yani o 100 kişiden 2 kişi de benimle ilgili dolandırıcı. Yok işte insanların parasını çalıyor, çırpıyor, dolandırıyor vesaire. İleri geri konuşuyorlar. İşte Mehmet geldi yanımıza, sabahtan beri de yiyoruz, içiyoruz. Çayımızı, çorbamızı, abi kardeş olduk. Sorayım ona, ben dolandırıcı mıyım, değil miyim? Mehmet ne der bu konuya? Evet. Ne dersin? Özellikle misafirperverliğiniz yeter. Yani sıcak kanlısınız, güler yüzlüsünüz. Eyvallah. İşi de bilen insansınız. Sonuçta yani dolandırıcı demek çok saçma geliyor bana. Burada zaten işi bilen insansınız, video da çekiyorsunuz. İşine gelen gelir, gelmeyen gelmez. Yani ben geldim, çok memnunum. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Eyvallah. Evet, sağ olasın. Allah senden de razı olsun. Yani ben burada sana bunu zorla söyletiyor değilim. O yüzden tabii söylüyorum. Allah aşkına rahat ol ve içinden geleni söyle. Tamam canım, rahat ol. Yani bu videoyu çekmeyecektim de hatta. Hem Mehmet'e de söyledim, hatıra olsun. Hem de buradan bize ileri geri konuşanlara da selam olsun. Yani onu da söylemiş olayım. O yüzden Mehmet'e söylüyorum yani. Kısacası buradan söylüyorum, boş yapıyorlar. Boş yapıyorlar. Aynen. İnsan bir gelsin, tanısın, ondan sonra konuşsunlar. Böyle dışarıdan görmüşler, buradan video çekmeyle, yok dolandırıcı bilmem ne. Evet. Belki de vardır onun da bir arası. Öyle söyleyelim abi. Evet. Yani bir de işin tuhafı, işte Allah'ın adını kullanıyormuş. Allah'a kurban olayım ben. Hep ağzımdan da düşürmem, Allah razı olsun derim. Allah işini rast getirsin derim. Kötü sözler mi bunlar? Değil. Ama bazı arkadaşlar ve ileri geri konuşuyorlar. Bunlara da buradan bir yanıt olmuş olsun bu. Neyse, videoyu toparlayalım. Aynen. Var mı Mehmet başka söylemek istediğin? Son olarak dolandırıcı diyorlar ya sizin evet. Yanında. Evet. Keşke her dolandırıcı Aziz Usta gibi olsa. Allah razı olsun. Olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Evet dostlar, bu videoyu da çok uzatmadan toparlamış olalım. Küçük el mikrofonumuzla idare ediyoruz. İmkanlar da kısıtlı. Bu makine de bitti. Gayet de güzel oldu. Son olarak bir de etrafının videosunu çekelim sizler için. Kazım ekranında burada gördüğünüz gibi. Şu an için kartlar 29-30 mAh'da üretime başladı. 6 kartımız. Nasip olursa bunlar da sonra canlanacak. Mehmet'e de hayırlı uğurlu olsun. Allah bereketini göstersin. Bizden şimdilik bu kadar. İnşallah yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar olsun. Sen söylüyor musun bir şey? Herkese iyi akşamlar dilerim. Eyvallah, hoşça kalın.